aşırım bu şekilde kaynamakta. Boşaflarım da kaynadı. Evet arkadaşlar, size önemli bir gıdadan bahsediyordum. Bu da pancardı. Evet, aşure yediğiniz zaman yani her gün bir iki tabak aşure yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle ekmek yemeyeceksiniz. Kesinlikle bezelye yemeyeceksiniz. Onun yanında kesinlikle arkadaşlar patates kızartması, patates, patlıcan, çok aşırı domates kırmızı olduğu için ve kırmızı gillerden yemeyeceksiniz. Orange gillerden yemeyeceksiniz. Turuncu renkli gıdalar yemeyeceksiniz. Fakat mor olarak sadece potasyum açısından çok zengin olan, protein açısından zengin olan pancar yemenizi tavsiye ederim. Çünkü pancarla birlikte buğday bir araya geldiği zaman arkadaşlar bağırsak hastalığınızı düzeltecektir. O yüzden pancar sizi uzun sürede tok tutacaktır. Tavsiye ederim. Evet, şimdi size aşırım bu şekilde oldu. Kaynadı arkadaşlar. Şimdi buna yavaş yavaş buğdayımı ilave ediyorum. Ben çok sulu aşureyi sevmiyorum. Fakat dediğim gibi birçok malzeme Amerika'da bulamadığım için ve malzeme çok burada bütün marketlerde, ama ben onların prezervatif dediğimiz, yani uygulamaya girmiş, kimyasal işlem görmüş hiçbir gıdayı kullanmamaya çalışıyorum ve kullanmamaya karar verdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buna çeviriyoruz. Susamlarını da koymuştum. Nohutlarımı ilave ettim. Şimdi fasulyelerimi ilave edeceğim. Fasulyelerim pişti zaten. Bu şekilde. Fasulyeyi de kendiniz haşlayın arkadaşlar. Haşlanmış fasulye kullanmayın. Evet. Aşuremiz bu şekilde. İçine böyle birkaç tane karanfil, bunu kız kardeşim almıştı bana. Türkiye'den karanfillerimi getirmiştim. Bunları da koyuyorum. Evet, nar eksik arkadaşlar. Narla süsleyebilirsiniz. Kokonatla süsleyebilirsiniz. Ben daha önce yaptım. Kokonat suyu koydum. Bana göre çok güzel oldu ama aşurenin rengini değiştirdi. Ben böyle gerçekten çocukluğumda köyümüzde yemiş olduğumuz aşureyi özledim ve o rengi tutturmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş pekmezimi döküyorum. Normalde pekmezi sulandırabilirsiniz. Fakat ben çok sulu aşure istemediğim için bunu yeterli buluyorum. Ve biraz sanki pekmezim çok geldi. Evet, biraz daha az koyabilirdim. O yüzden buna 2 bardak daha su ilave edeceğim arkadaşlar. Pekmezim çok geldi. Tatlı şeker yerine pekmez kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani hiç şeker koymadan da yapabilirsiniz. Tamamen dikkatli olun. Yani pekmez diye mısır şurubu satıyorlar. Mısır şurubundan yapılmış olan şurupları koyuyorlar. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Kendiniz kendi pekmezinizi alabilirsiniz. Köylerden, kendi insanlarınızdan temin edebilirsiniz. Evet, aşurem bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu süsleyebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz cevizimi tamamen döktüm. Ama cevizim de biraz az geldi. Buna biraz daha ceviz ilave etmem gerekiyor. Evet, 1,5 bardak ceviz koydum. Çünkü fındığım yok arkadaşlar. Yani buna tek fındık ilave edebilirsiniz. Çünkü benim fındığım yok. Ve tabaklarınızın üzerine bununla süsleyebilirsiniz. Bu şekilde. Ben içine koymayacağım. Tabakların üzerine çekmiş olduğum çam fıstığı, Antep fıstığı. Bununla tabaklarını süsleyebilir. Nar olmadığı için arkadaşlar.